Herkese merhaba arkadaşlar. Birazcık erken kalkmıştım. Şurada serin serin uyuyakalmışım. Şimdi kızları uyandırmaya gideceğim. Bu bir erken okul rutini. Kızların okulu birazcık önceden başladı ama pazartesi günü tekrardan bir okul rutini daha çekeceğim. Ama şimdi size videoya başlamadan önce çok kısa bir bilgilendirme yapacağım. Yarın yani cuma günü Netflix'te Masalla Öykü'nün başrollerinde olduğu film yayında. Hepiniz bekliyordunuz. Sinemaya gidemeyenleriniz vardı. Evet. Netflix'te Masal ve Öykü'nün başrolünde olduğu Gizemli Ada Mençuna filmi Netflix'te yarın cuma günü yayında. İzlemeyi unutmayın. Yorumlarınızı da buraya yaparsınız. Hadi şimdi kızları uyandırmaya gidelim. Öykü Hanım, okul zamanı. Tunçiş kuzum. Günaydın. Şimdi masala gidelim. Masalcığım. Günaydın çocuğum. Günaydın. Uyanma vakti, okul zamanı. Evet arkadaşlar, Öykü'yü uyandıramadık. O yüzden tekrardan bir deneme yapıyoruz. Gıdıklama psikolojisine mi gitsek yoksa cimcikleme mi? Öykü, uyanma vaktin geldi. Okula gidiyoruz. Bugün Öykü'yle bayağı bir yorulacağız. Okuldan Öykü bugün öğlene kadar. Çıkınca nereye gideceğiz? 41'e. Bakın hemen uyandı. Öykü bu şekilde uyandırabilirsiniz. Önce yanakları sıkıyorsunuz böyle tombik tombik. Sonra böyle. Sonra da insan ne yapıyorsunuz? Gıdık. Gıdık. Gıdıklanmıyor mu bu çocuk? Aa. Gıdık. Gıdıklanmıyor artık. Gıdıklanmıyor. Hadi Öykü uyan. Saç baş var bugün. Erken çıkmamız lazım. Kitapları okula yerleştireceğiz. Hepsini yapacağız. Oley ve uyandırdım. Evet. Evet Öykü. Ayıldın mı? Hayır. Ayıldın. Hayır. Ne giyeceksin? Bugün arkadaşlar böyle serbest giyiniyorlar. Daha okul tam olarak başlamadığı için. Hadi şimdi geçiş yapacağız. Ne geçişi? Ne yapacağım ben? Hani duracaksın tamam mı? Neyi? Böyle yapacağım. Ha. Giymiş olacağım. Sen de duracaksın tamam mı? Hayır şöyle yapsan. Böyle tişörtle gel buraya. Tişörtle burayı kapat. Sonra tişörte gittikten sonra böyle git. Açıl giymiş ol. Tamam. Öbür türlü zor olur. Evet arkadaşlar sabah sabah geçiş denemeleri deniyoruz. Evet şimdi onunla geliyorsun. Kamerayı kapatıyorsun. Vallahi değişim süper oldu. Geçişimizi çok beğenmişsinizdir. Öykü giyindi. Şimdi ha. Şey eksik sanki. Evet ne eksik? Çorap eksik. Çoraplarında. Hafif çorabımızı giyiyoruz. Evet çünkü Öykü'nün asıl ismi ne? Elif Öykü. Elif Öykü. O yüzden E harfli çorabını giyiyor. Hadi bakalım giyin sonra saçlarını yapalım. Sonra suluğunu dolduralım. Sonra kitaplarını alalım. Okula doğru gidelim. Bu arada masala da bir bakalım. Burada anne sen de geleceksin değil mi? Evet sınıfa gireceğim. Sınıfını da çekeceğim hem. Kitaplarını yerleştireceğim. Bu arada dolapların belli mi? Evet. Ha değil. Koyacağız. Bana ne sen 6'ya koy. Ben 6'yı. Tamam. Haydi bakalım. Masal uyandırmak kolay olmuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ki ne hallere giriyor. Sabah kalkamadığı için ama onun da uyandırma teknikleri var bazı teknikler. Böyle elinizi alıyorsunuz. Koltuk altına doğru getiriyorsunuz. Uyanıyor sonra. Bakın. Bakın cebelleşiyor. Hadi kalk. Geç kalıyoruz. Okula geç kalıyoruz. Daha pastaneye uğrayacağız. Poğaça alacağız. Aç mı alacağız? Hadi bakalım. Evet Masal Hanım.
Artık giyinme faslına geçebilir miyiz? Çünkü senin 2 saat saç faslın da var. Saat 8. 8'i şey, geçe çıkmamız lazım. Niye? Pastaneye uğruyoruz. Şimdi Öykü'nün saçlarıyla başlıyoruz. Okul saç modellerinde bugün Öykü'nün baloncuk yapacağız. Baloncuk yapacağız. Baloncuk modelimizi izlemek ve daha da fazla detaylar almak istiyorsanız videoyu kapatmayınız lütfen. Evet. Şimdi saçlarımızı bu şekilde alıyoruz. Şöyle bir tarıyoruz. Çünkü Öykü'nün saçları normal taramıyor arkadaşlar. Böyle taradıktan sonra, bakın bu arada Öykü'nün saçlarını kestirdik. Döndür kızım kafanı. Evet. Ama çok soğuk bence. Öykü'nün saçları bu arada 3 kişiye saç çıkar. O kadar gür saçları var. Sonra buradan bir tren yolu açıyoruz arkadaşlar. Saçlarında. Evet. Buradan tren yolunu açıyorsunuz. Yolu düzgün seçin lütfen. Bak yamuk oldu yol. Sonra yamuk olunca... Böyle. Neyse tren yolu. Aynen tam burnunun hizasından böyle bak. Evet. Burnunun hizasından. Burnun hizasından. Tren yolunu şöyle açıyoruz arkadaşlar. Bir treni açamadık. Kaçtı bütün trenler. Dübeka. Neyse. Açtık herhalde. Şimdi bunu böyle ayırdıktan sonra arkadaşlar ayırdığımız kısmın şu kısmını bu şekilde alıyoruz. Burada evet. O düzeni topla suyla mesela. Suyla toplayacağız. Bunu da diyoruz ki Öykü'ye sen tut. Ben tut. Bunu da tutturuyoruz ki sonra çocuklarınız veya kendiniz sen ben tutayım diyorsunuz. Ben tutayım. Evet, bu arada arkadaşlar sizin aranızdan okulları başlayanlar var mı bakayım? Bizim bayağı erken başladı. Benim tanışma günüm aslında. Yarın da tanışma var. Şurada anne. Evet, Tara neredeydin? Ha, Tara. Öykü ortaokula geçtiği için ortaokula tanışma günü. Yeni arkadaşların nasıl Öykü? Eski sınıfın olan arkadaşların var mı? Çok değil. 3 kişi. Hepsi de kız mı? Hı hı. Evet, eski sınıfındaki bütün kızlarla aynı sınıfa düşmüş. O yüzden bence şanslısın. Bir de bunların okulunda 7. 6. sınıftan itibaren her sene sınıflar değişiyor. Yani o arkadaşlarını her sene göremeyebilirsin. O yüzden geçici bir arkadaş oluyor. Aslında kötü bir şey yani bence. Bence hiç değişmeden bizim zamanımızdaki gibi devam edilmeli. Ama sınava göre sınıfları değiştiriyorlar arkadaşlar. Sınav istemiyoruz. Sınav yok. Sınav yok olsun. Sınavlar yok olsun. Öykü'ye katılıyorsanız beğeni butonlarını çökertin. Evet. Çöksün. Evet. 20.000 beğeni yapın. Eğer Öykü gibi sınav sistemine karşıysanız... 20.000 beğeni istiyoruz arkadaşlar. Ama abone de olmayı unutmayın. Evet. Şimdi saçımıza geliyoruz. Saçımıza. Saçımızdan şu şekilde 2 tane topluyoruz. Bakın okula giderken size bu çok fayda sağlayacak bir bilgi. Saç modellerimiz size... Burayı kesin. Evet arkadaşlar. Ya her gün ne saç yapacağım ben diyenler için bir saç alternatif. Şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde topladık. Bu şekilde topladık. Anne spor aileci miyim ben? Bu şekilde topladıktan sonra asıl şekil verme bölümüne şimdi geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar şu şekilde alıyoruz saçı. Şu lastik tokalarla siyah kullanın. Ve ameliyatı da kullanabilirsiniz. Şimdi. Aynı anda söyledik yani. Böyle bir baloncuk alıştırıyorsunuz. Şimdi
Bu... Bakın, lastik tokalar bu şekilde. Öykü kendine gel. Tamam, buradayım. Sonra bunu yapıyorsunuz. Masanın saçını ben yapmıyorum arkadaşlar. Kendisi yapıyor. Kendi yapıyor çünkü benim yaptığımı asla beğenmez. Hele şöyle modeller. Yapmaz. Tam değil. Ya şuradan topluyor at buyruğu. Ya da açık bırakıyor. Bir de şöyle tokalar. Evet. O karıştırmaz. Ne kıyafetine karıştırıyor ne de. Ben her zaman farklı model yaparım. Bazen açık giderim, bazen toplarım, bazen topuz yaparım, bazen böyle yaparım, bazen ördüzüm. Masal tek iki model yapıyor. Evet, bakın şimdi bir tanesini bitirdik. Onu göstereceğim size. Sonra diğerine geçip saçımızı sonlandırıyoruz. Bakın. Bakın. Baloncuk. Evet, şimdi buna geçiyoruz arkadaşlar. Bakın böylelikle saçlarınız hiç dağılmıyor. Çok güzel oluyor. Bakın hiç dağıtmıyor. Dağılmıyor. Evet. Pardon, dağıtmıyor. Birazdan masanın kendi saçıyla cebelleşmesine geçeceğiz. Öyküyü bitirdikten sonra böyle... Anne burası yamuk olmuyor bak. Neyse, orada tren kazası oldu o yüzden. Arkada da kaza olmuş bak. Bir şey olmaz. O kadar açık bir şey olmaz. O da nazar boncuk olsun. Evet. Kaç tane varsa o kadar yap anne. Tamam. 1, 2, 3, 4, 4 tane var. Arkadaşlar bu arada bu videonun altına yazın. Anne bak böyle de yap bir gün. Böyle. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu videonun altına yazın. Hangi sınıfa geçtiğinizi yazın çok merak ediyorum. Ben 5C. Evet 5'e. Masal 8. sınıfa geçti. Masal da 5. Ay 8C. Evet. İkisi de 2. Siz de hangi sınıflara geçtiniz? Hangi şubedesiniz? Onları yazın. Evet saç bitti. Şöyle gösteriyorum. Bakın çok tatlı. Anne bir gün şöyle de yapalım. Tamam yaparız. Bak şöyle dön. Bıraktım. Şöyle gösterelim. Bakın. Evet. Öykü'nün saçı hazır. Şimdi masala geçiyoruz. Öykü sen gitmedi mi? Ne yapacaksın şimdi? Makyaj. Makyaj denmez. Üstteki bir müzacca. Biraz bunu süreceğim. Evet. Bir tane de bunu sıkacağım. Tamam. Bu küçük masum şeyler arkadaşlar. O yüzden izin veriyoruz. Tabii ki okula giderken abartı şeyler yapmayın. Yani böyle anne, siyah mermerler, kalem çekenler var. Evet bence onları yapmayın arkadaşlar. Çünkü her şeyin zamanında güzel olduğunu söylemek isterim. Eğer şimdiden yaparsanız kendinizi çok çabuk tüketirsiniz. Bakın oldu. Böyle küçük. Bu mesela şey soğukta da dudakları çatlamasın diye kullanabileceğiniz bir renkli. Şey. Sadece birazcık rengi var. Evet. Bu zaten çok şeffaf. Böyle ama biraz besliyor. Bu niye orada? Hangisi? Ya anne sıkamaz mı? Sıkabilirsin. Evet. Şimdi masan saçlarını yapacak. Acaba nasıl yapacak ya da kaç saatte yapacak? Hepimiz göreceğiz arkadaşlar. Evet. Ne diyorduk? Çok fazla makyaj falan yapmayın giderken. Ben mesela ilk makyajımı üniversitede yapmıştım arkadaşlar. O yüzden şimdikiler çok erken yapıyor. Daha ortaokulda, lisede başlayanlar var. Değil mi Masalcığım? Ama düğünde biraz abartıyoruz. Ama düğün o ya. Güzel olmamız gerekiyor. Birazcık ama. Onda da birazcık. Yok biz bir keresinde cimel sürmüştük. Anlık yapmıştık. Ben bir gün sizin yaşlarınızdayken düğüne giderken saçımın önünde fırçayı bıraktım. Bir kere sen de olmuştu ya hatırlarsan tarağı koparmıştık. İşte benim tarak kopacak bir tarak olmadığı için saçımı kesmek zorunda kaldık önlerimi. Şöyle. Düğüne gitseydin öyle fırçayla. Yani keşke öyle gitseydim daha az gülerlerdi. Saçımın önünde böyle besleme gibi çarçın vardı. Evet şimdi masalın saç rutinine başlıyoruz. Ne? Masal saçını toplayacak mısın? Açık mı bırakacaksın? Saçım ben çok kabarık oluyor ya.
Olur, olur öyle şeyler. Şimdi toplayacak. Sen şükretsin ki ince. Ay seninki dur, ben ki açtığımda kızarıyor böyle. Ne? Hadi öykü, bitti mi senin işin? Yok, bir parfüm sıkacağım. Çok sıkma. Çok sıkma. Evet, masal toplamaya karar verdi. Muhtemelen sonunda örecek orayı. Ve saçıma sonunda. Hayır, örünce böyle evde önce kötü oluyor. Evde toplayacak bir şey oluyor. Okula gidiyorum böyle kendi görmelerine silahlarınızca. Topluyorsun. Çok güzel oluyor. Tamam hadi, o zaman git okulda yap saçını. Git okula, biz geliriz sonra. Evet arkadaşlar, saçlar yapıldı. Şimdi suluklar dolacak. Şöyle. Öykünkinde dolduracağım. Öykü hazırlanıyor. Gördüğünüz gibi hala astrolistimiz ortalarda yok. Gelmedi. Onu bir dahakine okul başlayınca 7'de falan kaldıracağım. Bir saat önceden. Ne dersin? Ben hala uyuyorum. Evet, sen uyursun. Onu bir saat önceden hazırlayayım ben. Hadi bakalım, ben suluk doldurmaya gidiyorum. İnşallah ben geldiğimde burada ayakkabılarını giymiş olur. Evet, astrolistimiz aşağıya iniyor. Kızlar hazır mısınız? Artık çıkabilir miyiz Masal Hanımcığım? Hadi gidiyoruz artık okula doğru. Go go go. Allah. Aha gideceğiz ama Allah, hangi benim için gitti? Gitti vallahi, çanta gitti. Şey, topumu aldı ya. Topuzsuz asla bir yere gitmiyor arkadaşlar. Tam bir voleybolcu. Bu arada TikTok'ta videomuz 2 milyon olmuş. Senin voleybol maçında gözyaşlarını tutamadığın sahne. Ya bak, ben şuraya gittim arkadaşlar. Aa, gördüm ben seni. Hadi. O kadar güvenli ki evin kapısı bile kilitli. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, biz okula doğru gidiyoruz. Önce okula gitmeden önce pastaneye uğrayacağız. Ondan sonra da okul yolunda bunları atıvereceğim. Evet, yine Öykü'nün neşesi yerinde gördüğünüz gibi. Arabayı da çalıştırdık. Şimdi pastaneye doğru yol alıyoruz. Ne yapıyorsun? Ben de istiyorum. Bir şeyleri alıyor buradan. Pazartesi günü de ekstra bir vlog çekerim arkadaşlar. Okulun asıl ilk günü o gün, biliyorsunuz ki. Bunlarınki şu an, masanınki 2 hafta oldu başlayalı. Öykü'nünki 3 gün ben, oldu. 4 hafta olacak. Ha, 3 hafta oldu. Yani şu an 3. haftadayız, 4 hafta olacak evet. İşte. Mesela, evet arkadaşlar, gidiyoruz geri geri. Go go go. Kızlar geliyor, onlar pastaneye gittiler. Kendilerine bir şey aldılar. Çünkü okul daha yeni açılmadığı için, onlar erken başladıkları için şu an yemekhaneleri kapalı. O yüzden her sabah alıyoruz. Aldınız mı? Ne aldınız? Yes. Açma mı? Semint. Ben açma. Açma almış. Hadi ben limonata aldım anne bir de. Oh maşallah. Bak yiyor bir de. Kız yeme, canım çeker. Abi ısırık ısırsan. Azıcık koparacağım, korktu. Üzülüyor. Hadi şimdi okula. Okula geldiniz. Haydi. Motora görüşürüz. Öykücüğüm. Görüşürüz anne. Görüşürüz çocuğum. Haydi kızlar. Bay bay. Bay bay. Evet, bir okul rutinini de bitiriyoruz burada. Kızları okula bırakıyorum ve ben gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, kızları okula bıraktım. Böyle benim de böyle görmüş olduğunuz gibi uçukladım. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı yani bizden eksik etmeyin. Takip edin, abone olun. Ayrıca Instagram hesabımızı da takip edin. Orada günlük daha fazla aktif oluyoruz storylerle. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Leyla ablanızı en kısa zamanda 1 milyon aboneye ulaştırırsınız umarım. Bir plaket daha gelir. Biliyorsunuz ki 10 milyon plaketinin olduğu nadir ailelerden biriyiz. Oyuncak oynuyorum vasıtasıyla. Umarım Leyla Günay sayfasının da 10 milyon plakete kadar ulaştırırsınız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.